İndir o silahı. Sen namluyu doğrulttuğun adamın ne kadar kıymetli olduğunu biliyor musun? Dışarı. Çık şöyle. Sen bu geri zekalıları özellikle mi buluyorsun? Polat Alemdar elimize düşmüş, herif kafasına sıkacak. Ağam başımıza bela olmasın. Ne belası? Hayatımın en büyük vurgunu ayağımıza gelmiş. Hadi al şunu da gidelim. Evet. Ne var? Senin bu hayatta göreceğin en son yüz benim yüzüm olacak. Tamam da uçağın bakımı var, bakım. Bekle. Senin haberin var mı? Yok. Uçak diyorum, uçak. Ha. Yaklaş bir, yaklaş. Bu uçaklar bakım istiyor, bakım. Atal. Bırak, ben kalkarım. Hey, tamam tamam. Sakin. Sakin sakin. Tamam. Kimse ateş etmeyecek. Bas 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 gaza. Erhan, al şunu. Kes çabuk. Erhan! Dayan aslanım, kurtaracağım seni, koçum benim. Kurtulacağız. Sakın. Sakın ölme. Hakkını helal et abi. Sakın ölme. Şerif, sakın ölme. Çıkmamız lazım. Birazdan bütün CIA'yı buraya dolar. Tamam, hadi.
Durumu iyi mi doktor? Yarası kötü. İyileşmesi biraz zaman alır. İyileşmesine gerek yok. Yaşasın yeter. Hadi gel benimle. Sağ ol ama abi doktor lazım. Abdülay Aragay iyi gelsin. Arasana oğlum. Tavır yapacak zaman mı? Beykoz'a gel. Seni meydandan alacağım. Aga sana kim haber verdi? Savcı hanım. O nereden öğrenmiş? Nereden öğrenecek abi? Belli ki İnci yenge söylemiş. Ustanın kendisi yok ortada. Ama iki gölgesi bizi kurtarmaya yetti. Bana müsaade. Benim cenazem var. Yardım ister misin? Sağ olasın. İstemez. Efendim, mematilerle ilgili... Gel buraya. Efendim, memati demiştim. Başlatma mematinden. Bu adamı bul bana. Anlaşıldı efendim. Abi, benim bir ihtiyarlarla görüşmem lazım. Abinin durumuyla ilgili. Abdüley, şimdiye kadar sizin bu yaşlıların ne hayrını gördük? Adamlar bizi götürüyordu, müdahale bile etmediler. Abi, iyi ya işte. Gidip hesap sorayım. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sayende geçti. Erhan'ın durumu iyi mi? İyi iyi. Erhan'a bir şey olmaz. Ustayla ilgili bir gelişme var mı? Hala kayıp. Hiçbir ipucu yok mu? Dikkate değer bir şey yok. Ama olayın olduğu yerin birkaç mil açığında bir gemi batırılmış. Ne olmuş gemi batmışsa? Mürettebattan birinin cesedi karaya vurmuş. Adamları infaz edip gemiyi öyle batırmışlar.
Kaptan! Kaptan! Kaptan sen misin? Beni duyuyor musun? Sizin de sağlığınız iyi gidiyor. Üçüncü seferde sizi kurtaramayabiliriz. Eşiniz sizi korumak için buraya kapattı. Bir daha böyle bir şeye kalkışmayın lütfen. Nedir? Durumu çok iyi, merak etme. Çok şükür. O zaman ben çıkıyorum. Arabaya kadar geçireyim. Sağ ol Mehmet. Borcunuz iki oldu savcı hanım. Üçüncü de hepsini birden tahsil ederim. Polat'ı bulun. Borcum neyse öderim. Bir şey öğrenirseniz bana haber verirsiniz değil mi? Tabii yenge hanım, savcı hanım. Polat Alemdar kayıp. Anlaşılan uzunca bir sürede bulunamayacak. Sizler ne yapacağınıza karar verdiniz mi? Polat Alemdar'ı bulacağız. Karar verecek bir şey yok. Memati, ben adamımı gömdüm geldim. Artık siz de kalbinize gömeceksiniz. Başka yapacak bir şey yok. Usta sağsa ben onu bulacağım. Yok değilse gene bulacağım. Önce gömeceğim, sonra intikamını alacağım. Ama bulacağım. Polat Alemdar'a devlet bir görev vermişti. Bu görev senden de, benden de, Polat Alemdar'ın kendinden de daha önemli. Çünkü devletin ve milletin bekası önemli. Ne o kara? Göreve mi talipsin? Senin acına saygından bu saygısızlığını hoş görüyorum. Başka zaman, başka adam olsaydı bu sözleri yedirtirdim. Kesin kavgayı. Ben devlet millet anlamam kara. Umurumda da değil. Ben devleti Polat Alemdar'la tanıdım. Devlete Polat Alemdar'la inandım. Polat Alemdar yoksa benim için hiçbir şey yok. Abdüley. Memati'yi bilmem ama senin ne için yetiştirildiğin belli. Polat olsa ne yapmanı isterdi düşün. Ona göre hareket et. Cahit, her an sana emanet. Merak etme. Büyük geçmiş olsun Şamir Bey dostum. Joseph'in kaybına ne kadar üzüldüysek senin kurtulmuş olmana da o kadar sevindik. Dostlarımızın duaları sayesinde kurtulduk. Türkiye kimlerin eline düşmüş beyefendi? Bunu artık bir dur demeniz lazım. Bak Şamir kardeşim. Geçen sene ben 70 il 350 kaza dolaşmışım. 500'e yakın konferans vermişim.
17.000 vatandaşımı kabul edip dertlerini dinledim. Bunları kendim için mi yaptım? Devletim için yaptım, milletim için yaptım, bölge için yaptım, barış için yaptım, huzur için yaptım. Bir şey daha yapmanız lazım beyefendi. Devletlerimiz tekrar müttefik olacaksa, Polat Alemdar'ın boşalttığı koltuğa sizinle ve bizimle çalışacak bir arkadaşın oturması lazım. Sizin hakkınızdaki yıpranmış bir adam. Türk devletine kabul ettirmek zor. Beyefendi, siz bu devletin hep en zor zamanlarında göreve geldiniz. Mete konusunu çözeceğinizi eminim. Çok sevindim. Yenge, bu iyiliğini ölene kadar unutmayacağım. Polat'tan haber var mı? Henüz yok yenge. Oğlumu buldunuz mu? Niye geldiniz o zaman? Ne işiniz var burada? Gidin oğlumu bulun. Ana, bulacağız. Hanım, çocuklar kendilerini zor kurtarmışlar. Bırak bir nefeslensinler. Ben oğlumun nefes alıp verdiğini bilmiyorum. Nefeslerini Polat'ı ararken harcasınlar. Baba, bize müsaade. Memati, oğlum. Oğlum. Siz onun kusuruna bakmayın. Ana yüreği işte. Kusur bizde baba. Nazife ana da değil. Ustayı hala bulamadık. Memati, siz de benim evlatlarım sayılırsınız. Kendinize dikkat edin. Palatın acısı zaten yüreğimizi yaktı. Bir de sizin acınızı eklemeyin üstüne. Baba, ben bittim, tükendim. Çaresizlik beni tüketti. Ne yapacağımı bilmiyorum. Dik dur evladım. Umutsuzluğa düşme. İnancına sarıl. Allah inananların yardımcısıdır. Abdülhey oğlum, sizi birbirinize emanet ediyorum. Aklımın bir yarısı da sizde kalmasın. Tamam babacığım. Thank you.
Ağlamayı, sızlanmayı bırak. Ne diyorsam onu yapacaksın. Bana bir evlat verene kadar. O yüzden karnındaki çocuğa iyi bak. Geçmiş olsun Polat. Bana canını borçlusun. Beni bağladığına göre sen o borcu tahsil etmenin bir yolunu bulmuşsun. Senin hayatın ne kadar kıymetli. Söylesem sen bile şaşırırsın. Bak şimdi merak ettim. Neymiş bize biçilen değer? Hiç boşuna sorma. Fazlasını veremezsin. Benim cömertliğimi küçümseme İzzet. Seni parayla boğarım. Ben seni suda boğulmaktan kurtardım. Yakışmadı bu tarz konuşma. İzzet, bari kime sattın onu söyle. Daha pazarlık bitmedi. İki grup var çekişen. En çok hangisi verecek bakacağız. İzzet, sana tavsiyem. Hangisi beni yaşatmayacaksa beni ona sat. Şerefimle temin ederim ki en kısa zamanda yakalayacağız efendim. Baş üstüne efendim. Ne var? Efendim. Kimliğini tespit ettik efendim. Ölen şahıs Karakod adlı Türk Derin Devleti'nin eski tetikçilerinden birinin adamı efendim. Diğer şahsın da Kara olduğunu sanıyoruz. Bıktım bu Türk Devleti'nin şımarık çocuklarından. İki operasyon yapınca her şeye güçlerinin yeteceğini zannediyorlar. Bunlara adlerini bildirmek lazım. Emredersiniz. Karaya gereken dersi verelim ki herkes görsün bizim elimizden adam almak ne demek. Çık dışarı. Bana bak, iki tane dalgıç bulacaksın. Aha bu batağa dalacaklar. Abi savcılık oraya dalış yaptırdı, bir şey bulamadılar. Senin adamların daldı mı? Yok abi. Oğlum aşağı ineceksiniz. Bana bir şey bulana kadar da çıkmayacaksınız. Bir şey bulmadan çıkarsanız sizi orada boğarım. Bakma öyle tip tip. Sen de bir şey bulama, senin de kafanı sıkacağım. Hadi durma, çabuk ol, dediğimi yap. Nerede bu Abdüley? Abi Gaye'yi götürdü. Ben de yedim. Yaşlarla görüşecek, olayı çözecekler. O deli boş gelsin, onun da kafasına sıkacağım. Abi hepimizin kafasına sıktın. Sonra tek başına ne yapacaksın? Ne yapacağım? Ustayı ben de bulamazsam kendi kafama da sıkacağım. Hadi sen de bak bir şeyler bul. Adamlar çuval gibi bizi götürdüler. Siz de seyrettiniz. Bizim sahaya sürdüğümüz adam kurtardı sizi. Sana kalsa ortaya çıktığı gün sıkacaktın karanın kafasına. Asıl siz boş yere riske attınız kendinizi. Biz seni Polat için değil devlet için yetiştirdik. Polat, sen, ben bugün varız, yarın yokuz.
Polat Alemdar defterini bu kadar mı çabuk kapattınız? Abdülhey, sen ne zamandır duygularıyla hareket eden bir adam oldun? Adamlar Polat üzerinden bir fırtına kopardılar. Siz bununla uğraşırken bütün kurumlarımıza saldırdılar. Polat Alemdar'ı bu yüzden bulmak zorundayım. Bu cesareti onun yokluğundan alıyorlar. Bu devlete sizden başka hizmet eden yok mu sanıyorsunuz? Biz İsrail'le, Rusya'yla, İran'la sadece burada mı çatışıyoruz sanıyorsunuz? Afrika'da, Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Türkistan'da binlerce arkadaşımız hizmet yapıyor. Hepsi de sizin gibi vatan evladı. Bu devlet yaşadıkça Polat Alemdar da yaşayacak, diğer bütün vatan evlatları da. Eşref Bey, sadede gel. Siz benden, abiden vazgeçmemi mi istiyorsunuz? Hayır, Polat Alemdar'daki belgeleri istiyoruz. Belgeleri istediğinize göre abinin yerine kimi seçtiniz? Henüz seçim yapılmadı ama belgelerin güvenliği hayati. O zaman belgeler bende, görevi de bana verin. Seni de metropol sevdası sardı. İt! Başkanım, metropole cebren ve zorla getirildim. Adam gibi ajanlığını itiraf et, beni yorma. Başkanım, yemin ediyorum, benim önderliğe ve örgüte sadakatimden zerre sapma yok. Zaza dayı beni zorla tuttu getirdi. Nerede tuttu? O feodal eskisinin dağda ne işi var? Başkanım, Cemal Başkan'la görüşmek için gelmiş. Beni görünce zorla tuttu getirdi. Başkanım, konuşturmayın bu ajanı. Sıkayım kafasına gitsin. Ha. Benim Miko arkadaşın bağlılığından şüphem yok. O feodal görüştün mü Cemal arkadaşla? Yok başkanım, görüşemedi. Bundan sonra görevine Zaza denilen o feodalin yanında devam edeceksin. Onun örgütümüze dair niyetlerini, en önemlisi Cemal arkadaşa ilgisinin nedenini öğreneceksin. Emredersiniz başkanım. Abi Abdullah'ı aradı. Amerikalılar bizi deşifre etmiş. Geç bile kaldılar. Abi, yine arazi mi olacağız? Siz olacaksınız. Fermanla sen buradan dışarı burnunuzu çıkarmayacaksınız. Ömer kendi rutin vazifesine geri dönecek. Artık kabul edin. Bu iş buraya kadarmış. Gelin size boğazda balık yedireyim. Hiç değilse ölmeden hayatımızda bir günümüz oldu deriz. Sen ne zaman bana olan inancını yitirdin? Senin baban bunlarla yeni uğraşmaya başlamadı. Her şeyin bir sonu var. Yaşlandın, kabul et. Bu akılsızı gerekirse buraya mıhlayacaksın. Dışarı çıkmayacak. Tamam abi.
Abi ne yapıyorsun sen? Burada buluşulur mu? Bütün CIA peşimizde. Neredesin sen artist? Sana demedim mi yaşlı maçlı yok diye? Elimiz kolumuz bağlı duracak halimiz yok. Lan devleti düşündüğün kadar bizi düşündüğün yok. Gittin ne gördün yaşlılardan? Usta bulunana kadar sözümden çıkmayacaksın. Gitme diyorsam gitmeyeceksin. Sen beni Erhan'la Cahit'le karıştırma. Senin için mesele bitmiş olabilir. Ama benim vazifem var. Yemişim vazifeni. Senin ustayı bulmaktan başka vazifen olamaz. Abi senin için kişiler önemli olabilir. Bizim herkesin üstünde tuttuğumuz değerlerimiz var. Şahsiyetin yok mu oğlum senin? Abi ben acı çekmiyor muyum sanıyorsun? Canı yanan bir tek sen misin sanıyorsun? Benim ümidim, cesaretim, geçmişim, geleceğim, aklım, kalbim, her şeyim Polat Alemdar. Benim içimde en az seninki kadar yanıyor. Ama abi beni bunun için yetiştirmedi. Abi bizi bir ideal için bir araya getirdi. O ideal için her şeyimizi verdik. Abi olmasa da emaneti burada. Bizim o emaneti lekesiz bir şekilde korumamız lazım. Hem emanetine sahip çıkacağız. Yengeciğim korkma lütfen. Yenge lütfen beni affet. Yenge. Yenge ben istemedim. Beni zorladılar yenge. Ben istemedim. Beni zorladılar. Bağırma yenge. Seni kurtaracağım buradan. Lütfen. Beni kurtarmanın bir tek yolu var. Öldür beni bu lekeyle yaşatma ne olur. Yapamam yenge. Ne olur bunu benden isteme. Ne yapıyorsun ulan sen burada? Öldüreceğim ulan kendini amcana. Defol git bir daha seni görmeyeceğim. Karnındaki bebeğin sahibine dua. Ama bir gün elbet o çocuk doğacak. O zaman elinden çekeceğin var. (Gülüyor)
Lizeta, nasıl oldu da bizi gördün ha? Efendim, biz hatırlamasak siz bize kendinizi hatırlatırsınız. Demek ki bu aralar siz bizi görmek istememişsiniz. İzzet, zamanında sözümü dinleyip politikaya girseydin, biz seninle hiç muhalefete düşmez, hep iktidarda kalırdık. Efendim, siz zaten hep iktidardasınız. Böyle konuştuğuna göre benden bir şey isteyeceksin. Söyle bakalım. Sizin İsraillerle aranız iyidir. Beni görüştürmenizi istemeye geldim. İzzet, yoksa İsraillere de mi kazık attın ha? Ama bilesin ki böyle bir şey varsa seni ben bile kurtarım. Elimde ilgileneceklerine emin olduğum çok önemli bir şey var. Emin olun size müteşekkir kalacaklar. İyi güzel de kardeşim, ben adama arayıp ne diyeceğim ha? Konu ne demezler mi? Efendim, siz istedikten sonra onları her şeye ikna edersiniz. İki havalı cümlenize bakar. Ben bu işten sizin de istifade etmeniz için size geldim. Başka aracılar bu işin kaymağını yesinler istemedim. Üzümü niye, bağını sorma diyorsun ha? Nasıl olsa Şamir'den öğreniriz İzzet. Sen bizden haber bekle. Baş üstüne efendim. Tekrar geçmiş olsun Erhan abi. Tamam abi. Memati abiler kurtulmuş. Çok şükür. Abartma Selvi. Ben Zaza'nın elinden kurtulunca bu kadar sevinmedin. Ne kıskanıyorsun? Senin yerin ayrı, Memati abinin yeri ayrı. Yaşar Bey geldi efendim. Niye geldi ki şimdi bu? Niye gelecek? Şerefsiz oğlu için özür dilemeye gelmiştir. Sakın yüz verme. Akrabalık bitti. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Senin Kenan'dan haberin var mı? Ne olmuş Kenan'a? Sana sormadım, Selvi'ye sordum. Sen benim evime hesap sormaya mı geliyorsun? Soru sormaya geliyorum. Çok canımı sıkarsan hesap da sorarım. Yaşar amca, Kenan sağda solda saçma sapan laflar edip hepimizin canını sıkıyor. Ben Kenan'ı sildim. Artık onunla alakam yok. Selvi. Kenan günlerdir ortada yok. Sen en son ne zaman konuştun? Çok oldu Yaşar amca. Hatırlamıyorum. Kenan nerede? Ne bileyim ben. Niye yalan söylüyorsun? İki gün önce telefonla konuşmuşsun. Niye görüşmedim diyorsun? Lan şerefsiz! Bıraksana kızı! Şş, sakin. Selvi, konuş. Kenan nerede? Ben baktım telefonla. Şerefsiz oğlun aradı. Kızın canını sıkmasın diye söylemedim. Küfür edip kapattım. Dua edin. Kenan ortaya çıksın. Çıkmazsa ben de hepinizi kaybederim. O Memati kılınızı bile bulamaz. Pusat iyi misin?
Öyle bakma. Benim ne işim olur artık Kenan'la? Abi tamam burası. Kaptan dur. Abi. Abi. Sonra ara koçum sonra. İşim var. Bir defa da dinle be. Boşuna aramıyoruz. Bir dinle be. Hemen başlıyoruz. Şansın yok. Sen bunu yemezsen ağa beni yer. Oğlum bu adamların iyi değil mi? Boşuna gelmedik buraya. Abi bir şey varsa kesin bulur çıkarırlar şimdi. Abi bir şey olsa daha önce dalmışlardı, bulurlardı. Ne oldu? Var mı bir şey? Abi aşağısı temiz. Arkadaş devam ediyor. Ben bunu bulunca çıktım. Getir bakayım. Ustanın saati. Abi buradaydı demek. Dün çıkarılanlar arasında olmadığına göre. Usta yaşıyor Dilek, yaşıyor. Kaptan, gazla gidiyoruz. Abi çocuklar. Oğlum, herifler dalgıç. Karada bırakmıyoruz. Denizde bırakıyoruz. Yavaş yavaş yüzerler. Karanlık savcı. Savcı Leyla Türkmen'in Karakod adlı kişiyle fotoğrafları gündeme bomba gibi düştü. Karakod adlı şahsın yaşayıp yaşamadığı konusundaki tartışmaların yankılandığı günlerde Savcı Leyla Türkmen'le görülmesi Karan'ın yaşadığını ortaya çıkardı. Savcının moralinizi bozmayın. Bu gazeteciler hep böyle. Sizin asırlarına bastıkça üstünüze gelirler. İşine bak. Ben çıkıyorum. Öğleden sonra da yokum. Kara hasta mı? Yatağa mı düşmüş ki bizi sen karşılıyorsun? Abi öyle istedi. Buyurun.
Kara, yollar yürümekle aşılmaz dedik. Ama sen bizi çok yürütürsen dostluğumuz aşınır. Muhabbetimiz aşınır. Sana olan babalığımız aşınır. CIA'cılar için mi geldiniz? Senin için geldim. Devlet için geldim. Millet için geldim. Polat Alemdar gitti. Devlet sahipsiz. Böyle bir makam boşluk kaldırmaz. Ben eskiden de koltuk meraklısı değildim. Şimdi de değilim. Ona şüphem yok. Sen görev adamısın. Şimdi sana bir görev düşüyor. Devlet genç kız gibidir. Sahipsiz bırakırsan ya Amerikalı jöne ya İsrailli para babasına varır. Bu devletin kızlığı mı kalmış? 2000 yıl olmuş. Devlet her sahibinde biraz daha gençleşir. Peki yeni sahibi kim olacak? Mete ile sen. Nasıl Polat'la Memat hizmet ettilerse siz de öyle hizmet edeceksiniz. Siz başa geçmezseniz bu ihtiyarlar devleti yine acemilere emanet edecek. Devleti Mete'ye emanet edeceğinize peşin peşin CIA'ya, Mossad'a verin daha iyi. Mete eski Mete değil. Çok akıllanmış. Kara varsa ben de varım diyor. Mete akıllansa benim onunla artık değil çalışmak, gördüğüm yerde kafasına sıkacağımı bilir. Siz beraber hizmet ettiniz. Bu memleket için kelle koltukta savaştınız. Vurdunuz, vuruldunuz. Biz devlet için zannetmiştik. Hepsi Mete'nin saltanatı içinmiş. Neyse. Zahmet buyurdunuz. Boşuna yoruldunuz. Memleketi topla, tüfekle işgal etseler benim Mete ile işim olmaz. Gir. Efendim, beyefendinin bahsettiği İzzet Bey geldi. Gelsin. Buyurun. Fazla vaktim yok maalesef. Sizi dinliyorum. Programınız varsa bence iptal edin. Az sonra bütün vaktinizi bana ayırmak isteyeceksiniz. Siz Türkler iddialı konuşmayı çok seviyorsunuz. Ama çoğunlukla bir yere varmıyor. Polat Alemdar elimde. Cesedi mi? Kanlı canlı, bizzat kendisi. Bana niye geldiniz? Polat Alemdar'a en büyük değeri sizin vereceğinizi düşündüm. İyi düşünmüşsünüz. Eğer dedikleriniz doğruysa size umduğunuzdan da fazlasını veririm. Ne umduğumu bilseniz böyle rahat konuşmazsınız. Bizim veremeyeceğimiz ne istiyor olabilirsin? Bu bölgede bir tel sigaram, bir şişe içkim, bir küp şekerim yakalanmayacak. Bu mu Polat Alemdar'a biçtiğim bedel? Bir şey daha var. Benim dışımdaki herkesin içkisi, sigarası, şekeri, neyi varsa yakalanacak. Özellikle örgütün. Sen Polat Alemdar'ı ver. Ben sana bunların yanında cenneti bile veririm. Allah'tan ümit kesilmez Ömer Efendi. Aminna. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Moral verdiniz. Ömer Efendi, siz bize az moral vermediniz. Allah razı olsun. Sizden de.
Ömer Bey. Buyur hanım. Niye gelmiş bunlar? Moral vermeye, acımızı paylaşmaya gelmişler. Taziye evi değil burası. Hı. Benim oğlum daha hadi ölmedi. Hadi. Çok kalmayalım. Biz gidelim Ömer Efendi. Ayağınıza sağlık. Eksik olmayın. Siz de eksik olmayın. Siz zahmet etmeyin. Nazife Hanım'ı yalnız bırakmayın. Biz kaçarız. Hanım, biz üzgünüz diye dostlarımızı da üzmemiz gerekmiyor. Daha ne olduğu belli olmadan, Polat ortada değilken taziyeye gelmeye de gerek yok. Hoş geldin Leyla. Senin samimiyetine bir an için inanmıştım. Gazeteyi söylüyorsan benim bir ilgim yok Leyla. Senden izinsiz böyle bir haber yapabilirler mi? Eskiden yapmaya cesaret bile edemezlerdi. Ama artık gazete bizim kontrolümüzde değil. Her şeye bir bahanen var. Bahane değil Leyla. Babam beni kurtarmak için gazetenin yönetimini devretmiş. Değil benim, onun bile hiçbir etkisi yok artık. Polat'la ilgili bir haber mi var kızım? Niye burada konuşuyorsunuz? Yok baba. Başka bir şey konuşuyoruz. Burası Mücahit. Evet abi. Abi, ofisten arıyorlar. Efendim? Tamam, geliyorum. Hiçbir yere gitmiyorsun. Abi Kara ofisin altını üstüne getirmiş. Bırak getirsin, ne var? Abi Polat abinin gizli belgelerini arıyordur. Ben gidip bir konuşayım. Git söyle, aklını başına alsın. O ofise gönderemesin kendine. Turan, Ahmet'i de al ofise geç. Kimmiş bunlar, neciymiş? Bir şey öğrenebildin mi? Abi küçük bir aile şirketi. Şüpheli bir durum yok. Buyurun. Buyurun beyefendi. Beyefendi. Dediğim gibi tamam. Ben sana döneceğim. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Kızım kahve söyle. İstemez. Kimin batmış, bir de biz batırmayalım. Ben emniyette de anlattım. Biz gemiyi işletmiyorduk, kiraya vermiştik. Kaçakçılık yaptıklarından yeni haberimiz oldu. Maval okuma. Ulan kiraya verdiğin adamın ne iş yaptığını nasıl bilmezsin? Yemin ederim haberim yoktur. Kum kosteriyle kaçakçılık yapacakları nereden aklıma gelsin? Kiraladığın adamlar kim? Kiraladığımız şirket Rusya'da. Ama burada onların işlerini gören biri var. Size onun adresini vereyim.
Doktor uzun zaman ihmal ettin beni. İzzet abi bunun hesabını sorar senden. Merak etme Polat Alemdar. Yeni sahiplerin ilgilenecek bundan sonra artık seninle. Sen beni satamazsın da seni kim satın aldı onu söyle. Tamam doktor tamam, fazla uğraşma. Akşama bizde misafirliği bitecek zaten. Hadi çıkalım. Ne arıyorsun Kara? Ne aradığımı çok iyi biliyorsun. Sen belanı arıyorsun, farkında değilsin. Bak, başa geç dedim, geçmedi. Bugünü bekleyen bütün eski çakallar piyasaya düştü. Bunlara meydanı bırakmamak lazım. Kara, sen de eskilerdensin. Bak hemen dalmışsın abinin ofisine. Terbiyesizlik etme, koparırım o dilini. Murat! Alın kapatın bir yere. Abi gelene kadar çıkmayacak. Abdüley, bak büyük hata yapıyorsun. Bari hatanın da doğrusunu yap, sık kafama. Ya şu halde bile şov peşindesin. Nereye çıkıyorsun? Zeynep'le sözleştik. Onunla buluşacağım.
Hadi beraber gidelim. Sen de bir hava alırsın. Bugün aldığım hava bana yeter. Sen bilirsin. Selvi! Bu ayakkabılar ne? Ne ayakkabısı? Ben bu ayakkabıları o gün Memati abinin evinde gördüm. İşim var deyip sepetledi beni. Saçmalama. Bu ayakkabılardan 1000 tane var. Bana doğruyu söyle. Öldürürüm seni. Bana inanmıyorsan öldür. Bugün biri ölecek Selvi. Bir ömür ağlayacaksın. Pusat! Pusat dur! Başkanım. Beni çağırmışsınız. Gel Cemal kardeş. GCK'de aldığımız karar gereğince vergi alınacakların listesini oluşturdum. Başkanım, bu rakamlar çok ütopik. Biz bu yola çıktığımızda devrim hedeflerimiz için de ütopik demişlerdi. Biz o hedefleri halkımızdan aldığımız güçle gerçeğe çevirdik. Şimdi senin ütopya dediğin o rakamlar o feodaller için çerez parası. Başkanım, ben alınan kararları sorgulamıyorum. Stratejimizle yönetimimiz arasında çelişki var. Feodallerin tanrısı paradır. Kolay vazgeçmezler. Rakam mı seni tereddüte düşürüyor yoksa zaza mı? Başkanım, önderliğe bağlılığımdan şüpheniz mi var? Zaza'nın benim akrabam olması, feodal köklerim, devrimci bilincimi ve önderliğe olan bağlılığımı gölgeleyemez. Biliyorsun. Devrimci süreçte bağlılıklar her zaman sınanır. Devrimci bilinç de bu testlerin sonucunda gelişir, büyür ve olgunlaşır. Cemal arkadaş, bizim iki büyük savaşımız var. Emperyalist sömürgeci güçle ve Statiko'yla. Statiko çok sinsi bir düşmandır. Göremezsin. Devrimci içten içe sarar. Dönüştürür ve sömürgeciye köle eder. Cemal arkadaş, seni ben değil, devrim sınıyor. Biz de şimdi devrimci dostlarımızdan bahsediyorduk, sen aradın. Sizin İzzet'le ne probleminiz var? Bizim bir tek İzzet'le değil, bütün feodallerle meselemiz. Önceden işbirliği yapıyormuşsunuz. Aynı şartlarda devam etmenizi istiyorum. Bu önerinizi gerçekleştirmem mümkün değil. Beni anlamadın Şahmeran. Ben sana bir şey önermiyorum, emrediyorum. Bölgede iş yapmaya devam etmek istiyorsanız... Dediğimi yaparsınız. Yapmazsanız Kandil'de giyecek don, yiyecek ekmek bulamazsınız. Cemal arkadaş... Feodallere açtığımız savaş etkisini göstermeye başladı. Zaza ile ilgili bir gelişme mi var? Örgütümüzden çekilen feodal güçler emperyalistlere sığınma peşinde. İzzet denilen feodal bize karşı emperyalistlerle anlaşmak üzere. Bizim verdiğimiz hükümlerin emperyalistler tarafından temyiz edilemeyeceğini ona öğret. Peki başkanım, peki.
sıkacağım. Kızını emanet ettiğim Nemati abiye mi sıkacağım? Çakır'ın oğlu Çakır. Kafana sıkacaksan başka yerde sık. Kanını babanın dedenin mezarına akıtma. Sana ne ihtiyar? Nerede istersem sıkarım. Ben babanı da dedeni de iyi tanırdım. Sen onların soyundansan, silahı kafana değil, hasmına çevir. Benim hasmım yok. Babam yok, dedem yok, kimsem yok. Senin babanın dedenin sevenleri bu mezarlığa sığmaz. Seni bu halde görmektense İstanbul'un bütün mezarlıklarını hasımlarınla doldururlar. Nazife anne, sana çorba getirdim. Kızım, bir haber var mı? Yok. Zahmet etmesin kızım. Aç değilim. Nazife anne, bütün gün bir şey yememişsin. Hadi. Hatırım için bir kaşık al. Efendim? Savcım, Polat Alemdar'la ilgili bir gelişme var. Ne oldu, çabuk söyle. Savcım, Şile tarafında sahilde bir ceset bulunmuş efendim. Ne alakası var Polat'la? Maalesef üzerinde Polat Alemdar'ın kimliği ve cüzdanı çıkmış. Eşkali de Polat Bey'e uyuyor efendim. Ne olmuş kızım? Önemli değil anne. Mematiler Polat'ı ararken biraz taşkınlık yapmışlar. Onlar da haklı ama. Abilerini bulmaya çalışıyorlar. Ben hallederim anne. Merak etme. Ömer baba, Polat. Bulmuşlar mı oğlumuzu? Hadi gidelim kızım. Baba, Şile tarafında bulmuşlar. Getiriyorlar. Efendim, karayla ilgili bir ipucu bulduk. Oğluyla bir adamı bir evde saklanıyorlar. Diğerleri? Mematiler İzzet'le bağlantılı, kaçakçıların üstüne gidiyorlar efendim. Alalım mı? Takip edin. Polat Alemdar'la ilgili bir iz arıyorlar. Bırak bulsunlar, sonra alırız. Ekip çıkar, karının oğlunu alsınlar. Peki efendim. Müzik.
ekmek vereyim, su vereyim, iş vereyim. Sen git beni polise gammazla. Abi ben seni satar mıyım hiç? Satmadın da polisler seni nasıl bıraktı? Abi söylediğimi yediler. Ulan onlara yediremediğini bana mı yedireceksin? Sık lan kafasına. Ne oluyor birader? Destursuz ahıra mı giriyorsun? Senin gibi öküzün olduğu yer başka ne olacak? Adam gibi konuş birader. Adam gibi konuş. Şşt. Ben önce seni bir adam edeyim, sonra adam gibi konuşuruz. Cahit. Bu gitsin. Kalk. Abdüley. Bu adam olmuş mu? Daha olmamış abi. Olacak mı? Üstünde çalışmak lazım. Bu adam ölmüş olmasın? Ne oldu? Abi saatlerdir kas katı kımıldamıyor. Aç kapıyı, aç aç aç. Aç hadi. Bak bakalım nefes alıyor mu? Oldun mu lan? Abi ben İzzet'e çalışıyorum. Gemiyi çalıştıran o. Gemideki adamlar onun adamları. Polat Alemdar'la ilgili kulağına bir şey geldi mi? Abi o kadarını bilemiyorum ama bir tuhaflık var. Geçen İzzet ağayı görmeye gittim. Eve almadılar. Olmuş bu Abdüley. İzzet'e haber ver. Memati geldi. İzzet ağa meşgul. Misafir kabul etmiyor. Sen Memati baş geldi de. Zorluk çıkartmayın. Kimseyi kabul etmiyor.
Ağam, mematiler geldi. Kapıda olay çıkardı. Sakın zorluk çıkartmayın. Ben onları hallederim. Saat 9'da Şamir gelecek. Şanslı adam. Mematiler de ikramiyesi oldu. Hoş geldiniz Memati. Hayırdır? Adamın meşgul dedi ama ben İzzet Ağa ne kadar meşgul olsa da bir kahvesini içirmeden bizi göndermez dedim. Doğru demişsin ama biraz sert demişsin Memati. Senin de bir gemin batmış geçen gün. Geçmiş olsun. Önemli değil, konuşmaya bile değmez. Öyle diyorsun da İzzet Ağa, ben batığa baktırdım. İçinden bu çıktı. Polat abinin saati. Demek o yüzden batırdılar. Batıranları öğrendin mi? Gemide kimseyi sağ bırakmamışlar. Hiçbir şey öğrenemedim. Ama Polat'ın saati oradan çıktığına göre demek ki Polat'ın peşinde olanlar onu batırdı. Korkma. Biraz sonra gelip seni buradan kurtaracağım. Zeta, personel listesiyle ölenlerin sayısı tutmuyor. Listeye göre kaptanın kayıp. Kardeş, koskoca deniz kim bilir nereye sürüklendi. Ya siz bana bir şey mi ima etmeye çalışıyorsunuz? Bir şey ima etmiyoruz. Ustayı bulmaya çalışıyoruz. Ola ki yanılırsın, o gemiye seni de gömeriz. Bu lafı bana söyleyip bu evden sağ çıkacak adam anasından doğmadı. Acınız var diye mazur gördüm ama çizgiyi aştınız. Bekleyin burada, geliyorum. Bekleyin burada, geliyorum.
Gözün aydın Şamir. Cömertliğine karşı sana Polat'ın yanında mematileri de hediye ediyorum. Hepsi içeride. Girin alın.